turistik gezdireyi. Ondan sonra da bu işte şey, Ares 232'den bu şeyin içine atıyoruz. Bordo. Ares 232'den ne gönderiyorsunuz? Bu Sezen Rıhtı olarak şeyi şarkıları özellikle. MP3'ü PCM'e mi dönüştürüyor? PCM'e dönüştürüp yolluyor. Şimdi normal çaldığı hali. Eko hali. Tekrar normal hali. Reverberation hali. Şimdi tekrar pozisyon. Neydi o en son? Record yapıyordunuz. Bir daha yapalım. Şimdi burayı record ediyorsun. Şimdi record ettiğimi çalıyorum. Tekrar bir daha çalabilir miyiz record'u? Record'u. Şu an record yaptığım bir şey yapıyorum. Hadi tekrar başına tekrar record'u. Şimdi tekrar mesela normal bir başlıyor. Tekrar record ediyorsun. Kaybettiğimi çalıyorum. Projemizde DC motor kontrol devrelerini kullanarak motorumuzun dönmesini ve farklı hızlarda dönmesini sağlamak amacındaydık. Şimdi burada switchlerimiz var. Buradaki ilk switchimiz motorumuzun durmasını veya hani T0 anında veya T maksimum anında maksimumuza ulaşmasını veya durmasını sağlamakta. Buradaki son 4 switchimiz ise maksimum veya duty cycle yoluyla %25, %50, %75 ve maksimum hıza ulaşmakta. Bunu çalıştırdığımızda buradan switch'imize 1 verdiğimizde artık çalışmaya, direction control. Buradan artık çalışmaya hazır durumda. Yani bir yönü belirtiyor. Evet, bir 0 ters yönde dönmesine, bir diğer yönde dönmesine sağlıyor. Bu switch'imiz motorumuzun duty cycle'ı. Buradan mesela 8 verdik. Şu anda duty cycle'ımızda 8 tane bitimizi 1 yaparak hızını belirledi. Buradan duty cycle'ımızın değerini arttırdığımızda motorumuzun daha da hızlanması. Daha da hızlanıyor. Burada duty cycle'ı bir sınır verdiğimiz için, duty cycle'a periyoduna 12 verdiğimiz için burada bunlar tabii etki etmiyor. Çünkü şurada zaten maksimum 12 idi. Şunların bir etkisi olmadı. Bu şekilde yavaşlatıyoruz. Evet. Duty cycle'ın değerini azalttığımızda da motorun yavaşladığını görebiliyoruz. Ayrıca direction'ı değiştirdiğimizde, evet, direction switch'ini de değiştirdiğimizde motorun, evet, evet, şöyle de tekrar bu switch'imizi değiştirerek de motorumuzun dönüş yönünü. Tamam, çok güzel. Motor yemeği yedi. Bu bir dakika, bir dakika. Bu neydi? Snake, evet, oyunu mu? Evet. Bu şekilde hareket ediyor. Her yemeği yediğinde belli bir oralıkta büyüyor. Her 5'te 1 görülür hale geliyor zaten. Hani büyüdü iyice. Yem de büyüyor biraz değil yem, mi? Yem şey... göz kırpıyor diyelim. Göz kırpıyor. Dil çıkarıyor. Kurbağa, yılan kurbağa yiyor. Kurbağa da dil çıkarıyor lan. Bu şekilde giderken... İstersek şöyle bastığı zaman geri gidebiliyor şimdi. Yani Switch'te oynadığı zaman geri gidiyor. Şimdi yukarıya çıkartsak onu şu an yukarı diye çıkıyor zaten. Birazdan gelir. Biraz vakit alıyor hocam. Dileği olduğu için. Biraz ağır. Ya peki Switch bir işe yaramıyor mu yukarı? Switch'i açtığın zaman yukarı gitmeye ama başladı. Ama böyle rov rov gittiği için it takes a while diyorsun. Evet. Yedi ve başka yere geçti. Ben tekrar değişiyorum, aşağı inmeye başladı. Aşağı inmenin yönünü de ayarlayabiliyoruz. Sakin. Aşağı inmenin yönünü de ayarlayabiliyoruz. Evet. Böyle yani. Bir şey. Ben de mi sallayayım? CS321 projemizde image scaler projesi yaptık. Bunun için önce MATLAB'da kullanarak bir single port RAM'e fotoğrafı yükledik. Daha sonra da yani MATLAB'de ayar şey mi? İmeci oluşturdunuz. Ana oluşturdunuz. İmeci yükleyip kodunu oluşturduk ilk başlarda. Kodumuzda da tek tek yani o şeyleri okuyarak piksel değerlerini. Piksel değerlerini okuyarak ekrana yansıttık. Onun için bir flag bir de adres artırımını yaptık. Flag bir flag'imiz vardı 3 bitlik. Flag bizim için yani her 3 cycle'da bir adresi güncellememizi sağlıyordu.
kaç tane switch var burada? İki switch var. Bir iki kat büyütüyor. Kaç kat, yani onları söyleyin bana. İlki mesela bu normal boyutta, bu iki katı bunun. Diğeri de o küçük olarak iki katı. Ama niye öyle yani? Sığmadı mı RAM'e? RAM'de Next Sport'tan dolayı sonraki o alt tarafta da biraz bir kesme gibi bir alan kalıyor. O sığmıyordur RAM olarak. Ancak böyle şey yaptık hocam. En küçük için mesela adresi 1, bir artırmamız bizim için yeterliydi, en büyük için. Bunda orijinal adresi 2 bu değil mi? Orijinal şu orta, şu orijinal anda. Bu. Orijinal bu. Küçülttünüz, bir de büyüttünüz, öyle mi? Bu Rotating LCD Banner projesinde LCD Banner projesi, evet, ne kullandınız? Starter? Spartan'ın bir şey kullandık. Starter kit üstünde, işte, evet. Xilinx IEC ile buradan programlama yaparak kodlamayı burada çalıştırdık. Yani şu anda tek satır halinde. Tabii kullanıcı ne var? Ne yazdınız? Şampiyon Cimbom yazdırdık. Umarım fenerle değilsinizdir hocam. Şunu nasıl yapıyordum ya, bir saniye. Zoom'la mı? Zoom şu. Bu projede mouse pointer yapıyoruz. Basit olarak bir imlecimiz var. Bu imlec mouse hareket ettikçe ekranı boyuyor. Yani temel bu şekilde çalışıyor temelde. Mouse'un her hareketini algılıyor. Basis üstünde yaptınız değil mi? Evet, basis üstünde yaptık. Klik etmenize gerek yok. Var mı? Evet, klik eventi yok. Ama mouse'un her hareketini algılıyor. Fakat birkaç sorun yaşadık. Onlardan bir tanesi de sınır, yani şu sınırların dışına çıkamıyoruz açıkçası. Yöntemini bulduk aslında, nasıl çıkılacağını biliyoruz ama implement edemedik. O da şu, bu pointer her bir yere gittiği zaman kendi yeni bir referans belirleyecek ve bunun burada olduğu akılda tutulacak. Ona göre yeni bir alan belirlenecek kendine. Fakat bunu implement edemedik. Sadece şu anda cursor'ı evet, hareket ettiriyor. Cursor'ı hareket ettiriyoruz. Belirlediğimiz çerçeve alanında. Tamam. Bu peki. Sadece bu kadar yani. Saygılar. Biz de Xilinx platform stüdyoyu kullanarak MicroBlaze FPGA'mize MicroBlaze gördük. MicroBlaze'imizi şu şekilde gördük. Xilinx platformda ilk baş buradan New Project oluşturduk. Orada New Project oluşturduğumuzda tek tek aşamalar gösterdik. Kapatmam gerekiyor şu an diğer aşamayı. Orada oluşturduğumuzda projede başlangıçta bir tane single prosesör gömdük içine. Single prosesörün yanında Micron RAM'i, işte 7 segmenti, switch'leri, butonları ve bunların tüm... MicroBlaze var, GPIO interface'leri var. Bir de 7 segment controller'ı var, peripheral'ları var. Peripheral'lar var. Daha sonradan bunun hardware'inden generate net bitlerini ve generate bit stream yaparak bunun gerekli şeylerini oluşturduk. Daha sonradan buradan bunu export edip... Nereye export ettiniz? SDK Software Development Kit'e export ettik. Daha sonradan Software Development Kit'te export edeceğimiz kodu oluşturup Standalone Board Support kurduk. Daha sonradan burada New Project oluşturup C Project oluşturduk. En son bunun MicroBlaze'in çipin çalışması için gerekli kodu yazdık. Kodumuz counter. Counter kodunu göstereyim. Sıfırdan dokuz. Şimdi üstünde var değil mi? Yüklü şu evet, anda. Evet, şu an üzerinde yüklü. Bir burada deneyelim, yazdığımız şunu çalıştıralım. Yazdığımız kodu butonlarla çalıştırıyoruz. Eğer ilk butonu basarsak counter 9999'a kadar böyle saymaya devam ediyor. Bir tane buton. O başlatma butonu. Başlatma butonu. Durdurma var mı? Durdurma bunda yok. Diğerinde var. Diğer dizaynda var. Harf gösterdiği için. Bu şekilde gidiyor. Aynı şekilde tam tersini de 9999'dan geliyor. Şöyle. Ya. Daha yakın buraya.